Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar, Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 44. Satranç Olimpiyatları sona erdi arkadaşlar. 1. Özbekistan, 2. Ermenistan, 3. ise resmi olmayan sonuçlara göre, tabii bu ilk 3 için geçerli, Hindistan'ın 2. takımı dereceye giren ülkeler oldu. Erkek milli takımımız ise son turda Polonya karşısındaydı. Güçlü Polonya karşısındaydı ve Mustafa Yılmaz 1. masada berabere kaldı. Radoslav'la oynamıştı arkadaşlar. Çok güçlü bir rakiple berabere kaldı. Emre Can çok uzun süre berabere giden karşılaşmada maalesef kaybetti oyun sonunda arkadaşlar. Cemilcan Ali Marandi ise kazandı ve Dragan Solak ise kaybetti. Yani 2.5'a 1.5 Polonya karşısında kaybediyoruz maalesef arkadaşlar. Ki bu videomuzda Cemilcan Ali Marandi'nin kazanmış olduğu ve çok hızlı oynandı arkadaşlar. Yani bir 50 hamle kadar sürmesine rağmen çok erken bitti. Cemilcan Ali Marandi'nin maçının analiziyle sizler birlikte olacağız. Kadınlarımıza gelince, kadınlarımızın yani özellikle son maçı nefes kesti arkadaşlar. Ekaterina Atalık oynamadı. Kırgızistan'la eşleşmiştik ve Gülenay Aydın kazandı. Duru Okuyaz kazandı. Çiğdem Onur yani çok hemen hemen bütün maçlarda olduğu gibi süre sıkışması yaşadı ve kaybetti. 2-0 öndeyken son maç bu Senaz Koç Yiğit'indi ve arkadaşlar 108 hamle sürdü. 108 hamlenin sonunda Buse Naz evirdi, çevirdi, oradan aldı, buraya koydu derken maçı kazanmasını bildi ve kadın milli takımımız Kırgızistan karşısında 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Eşlendirmeleri ve arkadaşlar eşlendirmeler bitti artık. Nihai sıralamayı Hayatımız Satranç Instagram sayfamızdan paylaşacağız arkadaşlar. Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. En sonda söylemek istediğimi en başta söyleyeceğim. Öncelikle erkek milli takımımızda Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal, Emre Can, Cemilcan Ali Marandi ve Dragan Sola sonsuz teşekkür ediyoruz. Elinize, emeğinize sağlık, aklınıza sağlık, fikrinize sağlık. Size ne kadar teşekkür etsek az. Aynı zamanda Oğuzcan Kavmazal milli takımımız, erkek milli takımımızın antrenörü. Kendisini tebrik ediyoruz. Kadın milli takımımızda Ekaterina Atalık, Gülenay Aydın, Duru Okuyaz, Çiğdem Onur ve Busenaz Koç Yiğit'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Elinize, emeğinize, aklınıza, fikrinize sağlık ve tabii kadın milli takımımızın antrenörü Yakup Ertuğrul hocamızı da tebrik ediyoruz. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine sonda söylemek istediğimi başta söyleyeceğim arkadaşlar ve bir örnek vererek söyleyeceğim. Biliyorsunuz Mete Gazoz okçu biliyorsunuz arkadaşlar ve olimpiyat şampiyonu oldu. Son olimpiyat şampiyonu okçuluk dalında. Peki soruyorum arkadaşlar, olimpiyat şampiyonu olmadan önce Mete Gazoz'u kaç kişi tanıyordu? Mete Gazoz'un nereli olduğunu kim biliyordu? Basında bu kadar yer alıyor muydu? Kim canlı yayınına çağırıyordu? Kim reklamlarda oynatıyordu? Kimse. Ne zaman olimpiyat şampiyonu oldu, herkes sahiplenmeye başladı. Erkek milli takımımız ve kadın milli takımımıza gelince söylüyorum arkadaşlar, soruyorum size. Ana akım medyada bir tane haber gördünüz mü? Satranç oyuncularımız, milli takımımız işte olimpiyatlarda 7.'liğe kadar yükseldik. Amerika ile maç yaptık. Belki şampiyon bile olacaktık. Ama bizim ülkemizde başarı gelmedikten sonra başarısızlığı kimse sahiplenmiyor. Milli takımımız başarısız diye söylemiyor. Ancak biz 1., 2., 3. olacağız, madalya alacağız ki herkes canlı yayına çağırsın, NTV konuk alsın bizim oyuncularımızı falan filan. Bu kadar destekle bu kadar oluyor arkadaşlar. Kabul edelim bunu artık. Biz bir oyuncumuz, bir takımımız şampiyon olmadıktan sonra sahiplenmiyoruz. O kadar tweet attım. Birçok spor adamına tweet attım. Birçok spor medyasına, ana akım medyaya, YouTube medyasına, internet medyasına her yere mesaj attım. Tweet attım. Ya dedim bu çocuklar Amerika ile yarışacak yarın. Bir destek verin, bir haber yapın dedim. Kimse iplemedi arkadaşlar. Helal hoş olsun, bir şey söyleyemem. 2 gün sonra olimpiyatlarda yeni jenerasyonumuz geldiğinde ilk 3'e girdiğimiz zaman o zaman işte olimpiyatta büyük zafer. Çıkar efendim Spor Bakanı açıklama yapar. TSF Başkanımız açıklama yapar. Medya çağırır, herkesi çağırır, toplar. Antrenörlerimizi toplar. O gün geldiğinde yaparsınız arkadaşlar. Onlar yaparlar. Ama biz şu anda olimpiyatlarda bir derece almadan biz önemsiyoruz milli oyuncularımızı ve sonuna kadar da hepsine teşekkür ediyoruz. Helal hoş olsun diyoruz arkadaşlar. Ve 11. tur yani son turda Polonya karşısında Cemilcan Ali Marandi'nin 3. masada almış olduğu galibiyetin özetiyle sizlerle birlikteyiz. Analiziyle sizlerle birlikteyiz. Cemilcan Ali Marandi beyazlardaydı arkadaşlar ve E4 ile başladı ustamız. C6 Caro-Kann gelecek. D4'ten sonra D5 ve at C3 varyantına giriyor beyazlar. D alır D4'ten sonra at alır E4 ve at F6 ile atlar kırışılacak. At alır F6, E alır F6 hamlelerinden sonra şimdi C3. Biliyorsunuz arkadaşlar Caro-Kann savunması nasıl geliştirilmiş? Fransız savunmasında C8 filine herhangi bir çare bulunamadığı için ve çok geç geliştiği için C6 sürerek, hani E6 yerine C6 sürerek filin çaprazının kapatılmaması ve D5'i C6'nın kuvvetlendirmesi üzerine geliştirilmiş bir açılış. Ustamız C3 yapıyor. Fil D6 gelişiminden sonra fil D3 gelişimi, rok ve şimdi vezir C2 ile birlikte H7 yapıyor da bir bakışımız var. Önce bir tane şahlama geliyor kale E8'de. At E2 kapattığımız zaman ise H5 sürücü geliyor ve fil E3 gelişimiyle birlikte beyazların gelişimde bir problem yok. At D7 gelişiminden sonra uzun rok geliyor arkadaşlar. H5'ten biraz çekinmiş olacak ya da ustamız şimdi kendisi G4 sürerek G hattını açmak isteyecek ki öyle yaptı. B5 sürüşüyle siyahlar piyon fırtınasına başladı. G4 ile ustamız da başladı. H alır G4 hamlesine kale D'den G1 ile birlikte şimdi o G piyonunu almak istiyoruz. At F8'de açarak G4 korundu. At G3, ata şimdi manevra izleyeceğiz. At belki de F5'lere oturacak ama G6 sürüşüyle atın F5'e gidişi durduruldu gibi gözükse de aslında yine at F5 hamlesi vardı arkadaşlar. Enteresan bir öneri. O yüzden bunu yapmadı Cemilcan Ali Marandi ama at F5 hamlesi enteresan bir hamle. At F5 hamlesi yapılmış olsaydı eğer G alır F5 hamlesinden sonra fil alır F5 geliyordu. Ve burada tabii ki de fillerin kırışılması iyi bir fikir değil siyahlar için. Çünkü fil alır F5 hamlesinden sonra ne geliyor? Vezir alır F5 ile birlikte burada hem vezir hem kaleler ciddi bir hücum planı içerisinde olacaktı. O yüzden siyahlar almayıp at E6 oynamalıydı. Ve son olarak fil alır G4 hamlesiyle birlikte hem vezirimiz hem E3 filimiz hem G4 filimiz hem G1 kalemiz tamamıyla rakip şahın bulunduğu yerde ve rakip şahın da konumu çok kötü olacaktı. At F5 hamlesi burada güzel bir hamleydi fakat ustamız H3 ile yoluna devam etti. Fil alır G3 atı kırıştı. Kale alır G3 hamlesinden sonra şimdi vezir D5 ile birlikte H1 kalemiz istek altında. Kale H2 oynayarak kaçıyoruz doğru bir şekilde. G alır H3 hamlesinden sonra ise burada belki birçoğumuz arkadaşlar kale alır H3 ile yoluma devam edelim diye düşünülebilir ama gördüğümüz gibi fil çok uzaklardan koruyor. O yüzden dikkat etmemiş olabiliriz. F4 sürüşü geliyor. Şimdi ustamızdan bir sonraki hamle F5 olacak ve filin çaprazı kapatılmak istenecek. Bu nedenden dolayı filin çaprazı kapanmasın diye siyahlar doğru bir şekilde fil G4 oynadılar. Şimdi G4'teki fil boşta gibi görünüyor ama kalede E3'ü alıyor. Çünkü bizim kalemiz E3 filini korumakla mükellef. O nedenden dolayı F5 oynuyoruz. Burada siyahların çok güzel bir hamlesi var arkadaşlar. Siyahların şu anda 2 piyon önde olduğunu unutmayalım. Çünkü ustamız rakibin şah konumunu açabilmek için 2 tane piyon feda etmek zorunda kalmıştı ki doğru olanı yapmıştı. Burada arkadaşlar kale alır E3 hamlesi önerilen bir hamle ve doğru bir hamle. Neler olduğunu şimdi söyleyeceğim. Çünkü kale alır E3 hamlesinden sonra evet kale alır E3 var ama akabinde G alır F5 hamlesiyle birlikte şu anda beyazlara önerilen hamle vezir F2. Ama bir pozisyona bakalım. Siyahlar ne yaptı? Kalite feda etti arkadaşlar. Ama kalite fedasının yanında bir de üstüne 3 tane de piyon kazanmış oldu. Yani şu anda baktığım zaman şah kanadında 4 tane piyonu var siyahların. Beyazların ise hiç piyonu yok. Tabii ki de bir dezavantaj var. O piyonlar izole ve aynı zamanda triple bir F piyonu yapısı var. O nedenden dolayı şu anda hem beyazlara hem de siyahlara da avantaj veren bir konum. Bu arada arkadaşlar dışarıda çektiğim için videoyu bazı mahalle sakinlerinin seslerini duyabilirsiniz. Fil F1 hamlesiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu aslında kötü bir hamle. Yani kötü derken çok küçük bir hata. Çünkü normalde vezir F2 ile yolumuza devam etmeliydik. Daha sonra veziri H4'lere sokma fikirlerimiz aynı zamanda F5'lere baskı fikirlerimiz var idi. Fil F1 hamlesiyle H3'ü basmayı tercih ettim. Marandi at G6 hamlesinden sonra ise şimdi fil alır H3 ve şah G7 hamlesinden sonra bir saniye arkadaşlar şurada bakalım. Yani fil H3 hamlesinden sonra neden almadı? Tabii ki de almayacak. Çünkü o fil orada değerli bir fil. Bir savunma fili arkadaşlar. O yüzden almayacak. Ne yaptı? Şah G7 oynadı. Burada vezir G2 hamlesi yerine kale G3 hamlesi geldi. Çok da kötü bir hamle diyemeyiz. Vezir D6 ile kaleye baskı. Vezir F2 ile şimdi kaleyi koruduk. Kale H8 ile birlikte. Şimdi şah B1 bir tane boş hamle. Vezir F4 hamlesinden sonra gel kırışalım. hay hay kırışıyorum. Vezir alır F4, kale alır F4 hamlelerinden sonra ise fil alır G4 hamlesinden sonra kale alır H2 hamlesi geldi arkadaşlar. Özellikle dikkat edin. Şu anda ustamız fil G4 hamlesinden sonra kalesinin gideceğini öngörüyor. Ama hani zamanında almış olduğu bir kalite vardı ya, onu şimdi bırakıyor ve fil alıp kale veriyor arkadaşlar siyahlara. Hemen akabinde de bir tane piyon alıyor ve şahını çekiyor. Diyeceksiniz ki ya yine de bir piyon geride değil miyiz? Burada hatta bir geçer yok mu? Evet var ama arkadaşlar bu şah hamlesinden sonra fil akabinde D7'ye gelip buradan bir piyon daha düşürecek. Çünkü C6 piyonu savunabilmek imkansız. Şimdi şah kaçmak zorunda F8'e kaçıyor. Fil D7 ile birlikte şimdi bir piyon daha alacağız. Şah E7 hamlesi ki kötü bir hamle arkadaşlar. Normalde kale H1'den şah çekip ustamızın şahının düzenini bozmalıydı. C2'lere, orlara, buralara giderek hata kovalamalıydı. Ama yapmadı. Şah E7 oynadı. Hata, küçük bir hata. Fil alır C6 hamlesinden sonra şimdi siyahlar kale H5 oynayarak B5 piyonunu koruyabilirdi. Ama A6 ile korumayı tercih etti. Bu da küçük bir hata. A4 sürüşümüzü yapıyoruz. B alır A4 hamlesinden sonra şimdi fil alır A4 ve şimdi rakibin bir tane geçerine karşı iki geçer gibi görünüyor ama duble olduğu için tek geçer kabul edeceğiz. Bizim toplam iki tane geçerimiz var. Aynı zamanda A6 piyonunu kazanabilirsek bir de B piyonumuz geçer olacak. Şu anda avantajlıyız. At E6 hamlesinden sonra at artık defansa çekiliyor. Kale E3 at açmazdadır. Şah D6 hamlesinden sonra açmazdan kurtuldu. Kale F3 ile birlikte şimdi F6'ya baskı. Şah E7 ile korundu. Ve kale F5 ile birlikte şimdi kale A5 oynayarak o A6 piyonunu isteyeceğiz. Kale G2 hamlesinden sonra ise şimdi kale A5. At C7 ile korundu ama kale C5 ver atı. At E6 hamlesinden sonra ise şimdi kale C6. Piyonu yandan istiyoruz. Yine siyahların kale G1 oynayarak oyunu karıştırması lazımdı. Fakat A5 oynadı. Kötü bir hamle çünkü arkadaşlar D5 hamlesi gecikmiyor. Bu D5 hamlesinden sonra at istek altındadır. Şimdi yine kale G1 ile oyunu karıştırması lazımdı siyahların. Ama at F4 oynayarak bir küçük hata daha yapıyor. Art arda yapılan bu küçük hatalar neticesinde ustamız çok ciddi manada üstünlüğü ele almış durumda. Artık piyonun önü açık, ilerletiyoruz. D6 şah hamlesinden sonra şah E6 ve şah E6 hamlesinden sonra ise artık sürüyoruz ve şah çekmiş oluyoruz. Açarak şah. Tabii ki burada arkadaşlar piyon alınabiliyor gibi görünüyor. Ama piyon alındığında da ciddi sıkıntı var. Hemen alalım mesela. Almadı siyahlar o piyonu. Belki de doğru olanı yaptı. Şah alır D7 hamlesinden sonra hepimizin gördüğü gibi kale alır F6 ver şahı ver atı şeklinde bir hamle olacaktı. O nedenden dolayı o piyonu almadı ve şah E7 oynadı. Bu da iyi bir hamle değil çünkü kale C8 geliyor ve siyahlar bu konumda terk ediyor. Peki neden terk ediyor? Ona bakalım arkadaşlar. Terk etmeyip ne yapacak? Ben şimdi bir hamle sonra vezire çıkmak istiyorum. Ne yapacaksın? Bu vezire çıkmamı nasıl engelleyebilirsin? Mesela at E6 ile engelleyebilirsin. Ya da kale D2 ile engelleyebilirsin. Fark etmiyor. Hangisiyle engellersen engelle. At E6 hamlesinden sonra ben kale E8'e şah çekiyorum. Şah D6 hamlesine de tabii ki kale alır E6 yapıyorum. Ve şah çekiyorum. Tabii ki de şah kaleyi alamıyor. Çünkü D8'den vezir çıkışı var. Kale D2'ye de aynı şeyler olacaktı. Ustamızı tebrik ediyoruz. Polonya karşısında tek zaferimizi Cemilcan Ali Marandi kazanmış oldu. Vahap Şanal bu turda dinlenmiş oldu. Daha doğrusu oynamadı, artık dinlenmenin bir anlamı yoktu. Bizim aslında erkek milli takımımızın en büyük problemi şu anda arkadaşlar. Oyuncularımızdan sürekli bir performans alamadık. Tabii ki Dragan Solak ve Mustafa Yılmaz hariç. Zaten Mustafa Yılmaz fix oyuncumuz. Onda sıkıntı yok. Ama Emre Can mı, Marandi mi, Vahap mı? O konuda çok emin olamadık. Kabul edelim, Vahap'ın performansı bu turnuvada hiç iyi değildi. Emre Can'dan da istediğimiz verimi alamadık. Ben açıkçası Marandi'den de istediğimiz verimi alamadığımızı düşünüyorum. Çok talihsiz beraberlikler, mağlubiyetler yaşadık. Tabii ki sürpriz beraberliklerimiz de vardı. Mesela Azerbaycan gibi bir takım karşısında berabere kalmıştık. Yine de güzel, heyecanlı bir turnuvaydı arkadaşlar. Tekrar milli takımımızın tüm oyuncularını, hem erkek hem kadın milli takımımızın tüm oyuncularını tek tek tebrik ediyoruz. Hepsine arkadaşlar teklif yollayacağız. Bir canlı yayında, bir sohbet için teklif yollayacağız. Umarım kabul ederler. Tabii kabul etmezlerse de saygımız sonsuz. Sonuçta yoğun çalışan oyuncularımız, saygımız sonsuz arkadaşlar. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. 11 tur ve 12 gün boyunca Bizleri yalnız bırakmadınız, videolarımıza yorum yaparak güzel yorumlarınızı buldunuz. Instagram sayfamıza özellikle bizimle heyecanı paylaştınız. Çok fazla arkadaşlar, yüzlerce DM geldi ve herkes takip etti. Bizim vesilemizle ya da bizim vesilemiz olmayacak şekilde birçok turnuvayla alakalı bilgileri bize yolladınız. Bir tür moderatörlük yaptınız bize arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Bir sonraki turnuvalarda, bir sonraki çalışmalarda, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen Hayatımız Satranç Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Hemen aşağıdaki abone butonuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Katıl butonuna tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Bir sonraki çalışmalarda, videolarda, turnuvalarda görüşmek üzere. Hep Hayatımız Satranç diyenlerden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.